Merhaba sayın izleyiciler. Bugün sizlere ozon ile bel fıtığı tedavisinin hangi hastalara faydalı olduğunu, hangi hastalarda çok yüz güldürücü sonuçlar almadığımızı anlatacağım. Çok önemli bilgiler sunacağız sizlere. Şimdi bu konuda yapılmış bilimsel bir yayınımız var. 2001 yılında yayınlanmış. Çünkü çok önem arz etmekte. Bu makaleyi hep birlikte gözden geçirdiğimiz zaman bu ozon ile bel fıtığının başarı oranını nasıl yükselteceğimizi daha iyi anlayacağız. Şimdi makalemiz İtalya'dan yayınlanmış. Matteo Luigi Giuseppe Leoni isimli doktor tarafından yayınlanmış. 2001 yılı tarihli makalemiz. Pain Practice isimli yine impact faktörü yüksek TCI'de yayınlanan önemli bir dergide yayınlanan bir makale. Yani böyle göz ardı edilemeyecek bir makale. Şimdi makalenin içine yavaş yavaş giriş yaptığımız zaman çalışmanın yani ozon ile bel fıtığı tedavisi çalışmasının 273 hastada gerçekleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Birazcık daha makaleyi incelediğimiz zaman makaledeki başarı oranının %70 ila 80 arasında bulunmuş olduğunu görüyoruz. Yani ozon ile bel fıtığı tedavisi yapılan hastaların yani 273 hastanın %70 ila 80'i bu tedaviden fayda görmüşler. Şimdi makaleyi birazcık daha incelediğimizde ozon ile işte bel fıtığı tedavisinin etkili bir tedavi olduğundan bahsediliyor. Ağrı başlangıç zamanının 1 yıldan daha kısa olan hasta grupları bu tedaviden, yani başlangıcı 1 yıldan daha az bir sürede olan hasta grubu bu tedaviden daha fazla fayda görmüşler. Onun yanında Michigan State University işte bel fıtığı sınıflaması diye bir sınıflama var. Bu konudaki makaleyi de ben indirdim ve bu konudaki resimleri de yine sunumumuza koydum. Burada 1A, 1B, 1C, 2A ve 2B tipindeki disk kendilerinin yani bel fıtığı şekillerinin, bel fıtığı büyüklüğünün, grade'inin 1A, 1B, 1C, 2A ve 2B MSO bel fıtığı sınıflamasındaki hasta grubunun bu tedaviden çok çok daha fayda gördüğünü görüyoruz. Onun dışındaki diğer gruptaki hasta grupları yeteri kadar yani istenilen derecede fayda görmemişler. Hiç fayda görmemiş demiyoruz ama istenilen derecede fayda görmemişler. Bunun dışında disk degeneration dediğimiz yani bel fıtığının yıpranma oranı grade 1 ve grade 2 olan hastalar grade 3, 4 ve 5 olan hasta grubundan biraz daha fazla fayda görmüşler. Şimdi bunları sizlere şöyle arz edeceğim. Bu bel fıtığı MR sınıflaması yani Michigan Üniversitesi bel fıtığı sınıflamasının kısa bir anlatımı. İşte fıtığın büyüklüğünü burada 1, 2 ve 3 dereceye ayırmışlar. Grade 1, grade 2, grade 3 şeklinde ve fıtığın bulunduğu bölgeleri ABC zonlarına ayırmışlar. Bunları birazcık daha yakından incelediğimizde, işte biraz önce de sizlere arz etmiştim. 1A, 1B, 1C yani disk kendileri hafif derecede olanlar ve orta derecede olanlardan disk kendileri orta hatta olanlar ve paramedian dediğimiz foramene yakın bölgede olan hastalar ozon ile bel fıtığı tedavisinden yüksek oranda fayda gören hastalar. Onun dışında diğer 3A, 3B, 3AB, 2AB ve 2C grubu hastalar
ozon ile bel fıtığı tedavisinden istenilen derecede fayda görmemişler. Biz de zaten bu tedaviyi fizik tedavi ve diğer konservatif tedavi metotlarından sonra, yani işte analjezikler, ağrı kesiciler, steroid enjeksiyonları ve işte fizik tedavi gibi konservatif tedavi metotlarından sonra cerrahi öncesi uygulanmasını öneriyoruz hastalarımıza. Ve başarı oranları yine gördüğünüz gibi, biz daha önceki yayınlarımızda %71 demiştik. Bu makalede de yine benzer oranlar bulunmuş. Şimdi bu MFU bel fıtığı tanımlaması çalışmasında, sayın izleyiciler, hastaları, yani ameliyat sonuçlarını değerlendirmek için yapılan bir çalışma. Yine burada işte hangi hasta grubunun belirti verdiğini ve ameliyattan fayda gördüğünü gösteriyor bu çalışmada. Hastaların, burada dikkatimizi çekecek olan şey, hastaların birinci yılda ameliyat sonrası %90 oranında, %90 ila 95 arasında ameliyattan fayda gördüklerini gösteriyor ameliyat olan hastaların. Ama 5. yılda bu başarı oranları %80 ila 84 arasına kadar düşmekte ameliyat olan hastalarda. Biz de yine literatürde benzer sonuçlara sahibiz bu bel fıtığı ameliyatlarındaki başarı oranlarımız. Daha önceki yayınlarımızda da arz etmiştim. Ozon ile bel fıtığı tedavisinin de başarı oranlarının bel fıtığı mikrocerrahi ameliyatlarından daha düşük olmadığını görüyoruz karşılaştırdığımızda. Yine bu karşılaştırma süreleri 1 ila 3 yıl arasında yapılmış. Burada işte yine biraz önce bahsettiğim hangi hastaların bu tedaviden fayda görebileceklerini gösteren bir slide. Bir de disk dejenerasyonu, yani intervertebral disklerin yıpranmasını gösteren bir slide. Bu slide. Bu sınıflama Pfirman sınıflaması diye geçmekte. Disk dejenerasyonunun, diskin, intervertebral diskin yıpranmasının MR'a göre değerlendirilmesi. Burada birinci ve ikinci derecedeki yıpranması olan, dejenerasyonu olan hastalar ozon ile bel fıtığı tedavisinde diğer daha fazla yıpranan intervertebral diskleri daha fazla yıpranan hastalara göre biraz daha fazla derecede fayda görmekteler. Ama bu demek değil ki grade 3, grade 4 hastalar ozon ile bel fıtığı tedavisinden fayda görmez demek değil. Tıpta hiçbir zaman 1 artı 1 2 etmiyor. Çünkü bir hastalığın birden fazla tedavi metodu bulunabiliyor. Bugün bu videoda sizlere ozon ile bel fıtığı tedavisinin uygulandığında %71'e varan derecede faydalı olduğunu gösteren yine bir makaleyi arz ettim. Yine bu makalede bizlerin sizlere uyguladığımız tedavimizde bir çeşitli kriterler olduğunu ve hangi hastaların faydalı olacağı, hangi hastalarda o diğer hasta grubu gibi fayda derecesinin çok yüksek olmayacağını gösteren bir çalışmayı sundum. Neticede sizlere uyguladığımız tedavimiz bilimsel çalışmalarla desteklenmiş, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ve genelgelerle yayınladığı bir tedavi. Evet, bugün de videomuzun sonuna geldik. Sağlık ile kalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Önümüz bayram. Hepinizin bayramınızı kutluyorum. Sevdiklerinizle mutlu bir şekilde, sağlıkla güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.